çok uzunca süre bizi etkisini altına alacak yeni bir döneme gireceğiz. Nasiplenmek için ne yapmamız lazım bu uyanıştan? Çok dua etmek lazım. Bir de bunun üzerine şimdi söyleyeceğin sayıları tekrarlarsan. Evet, 598 diyecek, duracak. Bunun tek tek okusunlar geri kalanı, daha doğru. 7-6-1-3-1-9-8-4-1. Şimdi itiraz edecekler. Ne diyorsunuz siz? Bu sayıdan mı medet umuyorsunuz? Medet ummuyorum ben. O bir medet ummak değil. Bak işte çok güzel bir yeri. Peygamberlere vahyin gelmesi Sirius frekansı oluşturur. Atatürk Sirius frekansı, Sirius'yandır. Sirius frekansıyla görevli atanmıştır. Ne anlamadayız Sirius? Görevlendirilmişlerdir onlar. Yani belirli bir misyon taşırlar. Yazılım içerisinde yazılım yapma hakkını da insana Allah halife olarak vermiş zaten. Yani külli irade içerisinde cüz'i iradenle yazılım yapabilirsin. Ama Allah'ın bütün sistemi matematik. Dolayısıyla sayılar, rakamlarla. Vahiler ve peygamberler ve dünya üzerindeki bütün görevler Sirius'yandır. Vahiler Sirius'tan gelir. Peygamber doğuşu Sirius frekansıyla oluşur. Peygamberlere vahyin gelmesi Sirius frekansıyla oluşur. Atatürk Sirius frekansı, Sirius'yandır. Sirius frekansıyla görevli atanmıştır. Ne anlamadayız Sirius? Görevlendirilmişlerdir onlar. Yani belirli bir misyon taşırlar. Tebliğ misyonu taşırlar. Yani bir İsa peygamberin doğuşunu mesela yıldız bilimciler Sirius'un bulunduğu konum, o konumdan da bahsedeceğim biraz sonra. Sirius'un bulunmuş olduğu konuma göre peygamber doğduğunu bilirler. Şimdi Necm suresinde der ki oraya ve huve rab aşağıya doğru yıldız, o yıldız aşağı doğru indiği zaman, istersen ayetten gideyim ya da aklımda olduğu kadarıyla söyleyeyim. Tamam, aşağıya doğru indiği zaman, yani yıldızın aşağı doğru kaymış olduğu zaman, biz kulumuz olan sabikuhum diyor, sizin arkadaşınız işte, sizin içinizden olan peygambere vahyettik kuvvetli bir biçimde. Orada Zümmirah Festival diyor. Güçlü bir şekilde konumlandırıldı diye bahsedilen aslında oradaki durum yıldızın konumu ve allemel şedidil kuvva diyor. Çok güçlü bir şekilde ona ilham ettik göğsüne. Orada mesela hiçbir zaman Cebrail aleyhisselamın adı geçmez. Cibril diye yazar çünkü Rabbimiz istemiş olsaydı. Orada bahsettiği iki isminin 9 ve 49 iki yay aralığı yaptığından bahsettiği 49.9 yılda bir Sirius A ve Sirius B yay aralığı yapar. Kavseyn yapar. Aynı Kur'an'daki Kavseyn gibi. Yani orada Cebrail geldi işte yaklaştı ikisinin arası yay aralığı olduğundan bahsetmiyor. Orada Sirius A ve Sirius B'nin yay aralığı olduğundan bahsediyor. Bu bahsettiğim Cebrail aleyhisselamın bu durumda bir etkisi yok anlamına gelmiyor. Elbette var ama bahsettiği konu o değil. Yani ayet içerisinde, sure içerisinde bahsettiği konu gezegenin konumunu ve ufuk-u ala, ufuk çizgisinde belirdi. Ufuk çizgisinin üzerinde belirliyordu. Eski peygamberler, bütün peygamberler geldiği zaman, vahiylerin hepsi geldiğinde. Peki neden Kur'an-ı Kerim en son vahiy? Çünkü artık Sirius ufuk çizgisinin altına düştü. Ve kıyamete kadar bir daha ufuk çizgisinin üstünde olmayacak. İlelebet. Dolayısıyla artık vahiy son mekanizması kapanmış oldu. Çünkü Sirius'un konumu öyle ve kade biz o gece indirdik diye bahsettiği gece işte o Sirius A ve Sirius B'nin kafseyni yapmış olduğu şedidil kuvva güçlü bir şekilde yerine oturarak peygamberimize vahyedilmiş olduğu geceden bahseder aslında. O gecedir. Kadir gecesi. Kadir diye bahsedilen kader demek yani alın yazısı değil. Nizam, ölçü, plan. O planlanmış bir gecede indirildi. Nasıl planlanmış bir gecede? Ufuk çizgisinde Sirius A ve Sirius B kavseyn aralığını yaptığı zaman indirildi. Orada da sonra bir matematik diyor, formülü var. Tabii ki. Sonra dönüyor diyor ki müşrik Araplara. Siz şimdi gözünüzle gördüğünüz mü yalanlıyorsunuz? Çünkü onlar da zaten Sirius'a tapıyor. Lat uza menat bir tanesi sürüt. Güneş, ay ve Sirius yıldızına tapıyorlar. Yani siz bilmiyor musunuz? Zaten siz Sirius'a tapıyorsunuz onun ufuk çizgisine geldiği zaman. Mutlaka bir peygamber geldiğini daha evvellerde. Ve mutlaka bir doğduğunu veya bir vahiy indiğini zaten siz bunun bilgisindesiniz. Bunu mu yalanlıyorsunuz diye bu şekilde de devam eder. Sirius'ta yaşam formu var mı? Bence var. Yani görevlilerin olduğu bir yaşam formu var. Yani bizlerden ibaret değil ki. Yani belki ben yayın öncesinde de bahsettim. Yani bu duru görüyle ve manevi boyutta çalışma yapanlar. Bakın bu benim tamam şu anlamda özelliğim. Ben de ocaklıyım ve el alarak geliyorum.
Şimdi mana boyutunda çalıştığın zaman, yani daha çok dua ettiğinizde, zikrettiğinizde, her türlü manevi içe dönüş çalışmasını, güzel, rahmani olan çalışmayı yaptığınızda yapanla yapmayan biri olmaz. Yapanların frekans algıları yükselir. Dolayısıyla şu anda mesela köpeklerin gördüğüyle bizim gördüğümüz aynı mı? Değil. Kedilerin aynı mı? Değil. Farklı farklı frekanslarda görüyoruz. Yani şu anda kızıl ötesi ışınları görmüyoruz, mor ötesi ışınları görmüyoruz. Onlar yok mu? İnkar edebilir miyiz? Hayır, varlar. Bazı insanlar onları da görebiliyorlar. Dolayısıyla bu çalışmaları yapan her insan, kim yaparsa, onun da mana boyutunda frekans titreşimi yükseldiğinden tayfı da açılacak. Dolayısıyla yeryüzün, yani bu galaksimiz içerisinde ve diğer galaksilerde sadece ve sadece yaşayanların biz insanlar olmadığı kibirinden çıkacağız. Korumalar dualarla olur. Zihnin gücünü kullanarak manyetik alanda olur. Kuantum tekniğiyle yine olumlamaları, doğru olumlamaları kullanarak olur. Evinin kapısını açık bırakırsan istediğin kadar iyi insan ol, gir. Girer. Sen oraya gardını alacaksın. O ağıran güçlü olacak. Vücudunda demirini kontrol ettireceksin. Feritinin yerinde mi duruyor? D3'üne bakacaksın. Demir eksikliği bir sorun mudur? Demir eksikliği çok büyük bir sorundur. Demiri eksik olanlar negatif frekans bedenine giriş yapar. Süngere dönüşür aurası. Delik deşik olur. Zaten bir negatif frekans zaten niyet etmişse bir enerji, insan enerjisine giriş yapmayı, ilk emirimi demirden demirini alır. Demir en güçlü korumamızdır ve Zülkarneyn kısasında Kehf suresinde de buna görürüz. Bana bakır ve demirle, bana demirle destek verin diyor. Niye? Çünkü ağ ören, manyetik alanda güçlenmeyi veren demirdir. Bir insanın demiri düşükse zaten manyetiği düşüktür. Nazar da alır, başka çalışmalara da mağdur kalır. Kendi iradesini kullanamaz, nefsi zayıflıklarından dolayı hatalara düşkün olmaya başlar. Dolayısıyla kendisi bir davet açar. Yani sebebi o olsun ya da bu olsun. Yani negatif ona geldiği için feritin düşmüş de olsun ya da feritin düşük diye negatif açık da olsun. Fark etmez. Sonuç aynı. Feritin mutlaka, biz çünkü toprak inşaız. Manezyumumuzun, potasyumumuzun, demirimizin, hepsinin, çinkomuzun olması gerekli olan dengede olması gerekiyor. Ama bunların içerisinde en önemlisi demir. Mesela ben geçenlerde çok önemli bir çalışma yaptım. 5-6-7'sinde Sirius çalışması yaptım. Grup, kalabalık bir gruptuk. İşlerinden dediler ki enerjiden gözümü açamıyorum. Niye? Download ediyor. Sürekli download ediyor. O güçlü bir enerji akışı yapıyor. Daha evvelden esma zikretmemiş, çok fazla ayet okumamış, bedenini spor gibi o antrenmana alıştırmamış olan kişiler ağırlık hissederler. O enerjinin altında ağırlık hissederler. Ha, o nedenle genellikle ne yapılması lazım? Azar azar, çoğalta çoğalta ona alıştıracak ve belirli bir rutine sokacaksın. İşte o senin aslında, ne kadar ağırlık gelmiyorsa sevineceksin. Çünkü ha, kondisyon ben kazandım. Kondisyon kazandım. Daha yüksek enerji alabilecek güçlü bir kovan var. Hani daha büyük bir alanım var. Daha rahat download edebiliyor enerji alanıma diye sevineceksin. Eğer öyleyse de inadına üstüne gideceksin. Üstüne gideceksin, gideceksin ve açacaksın. Sayılarla ilgili, şimdi sayısız dua etmek Allah'ın sıfatı, ya Rahman sıfatı, tekrar tekrar söyleyeyim, ya da bir ayeti. Çünkü bu ayın en önemli ayetlerinden bir tanesi Necm 58'di bu ay, Temmuz ayı. Leyselamin dunillahi kaşife. Necm 49 bu ay en etkin ayetler. Neden? En yüksek frekans. Onun frekansının enerjileri aktığı için. Çünkü planetlerden frekanslar akar, giriş yapar. Bizim beynimize ve dünyamızın elektromanyetik alanına frekans yükler. Bu dönemde de Leyselamin dunillahi kaşife 58 ve 49. ayet Necm suresinin en yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü dönem. Yani Temmuz ayı. Demek ki mesela bunu sürekli olarak tekrar etmek bir enerji deposu oluşturur. Bir gün bir niyet için kullanabilirsin, o depodur. Ama sayıyla yaptığın zaman yazılım içerisinde yazılım yazıyorsun. Biz yazılımız. Şimdi belirli bir formülle şu masada oturuyoruz. Burada ışık var, sen kalemi tutuyorsun. İşte önümde bu kağıtlar var. Bunların hepsi bir yazılım formül. Yazılım içerisinde yazılım yapma hakkını da insana Allah halife olarak vermiş zaten. Yani cüz'i, külli irade içerisinde cüz'i iradenle yazılım yapabilirsin. Ama Allah'ın bütün sistemi matematik. Dolayısıyla sayılar, rakamlarla. O yüzden de her esmanın, bazı duaların, bazı ayetlerin sayısal değerleri var. O sayısal değerlerde yaptığın zaman aynı bir
kapının anahtarını açmış gibi o kilidi açmış oluyorsun. Bir eksik bir fazla diyorlar. Yapmamaya çalışın eğer sayıyla yapıyorsunuz. Yani bir anahtarın tırtığının fazla olmuş olması o kapıyı açmayacak. Ona dikkat etmek lazım. O aynı zamanda bir konsantrasyon sağlıyor. Gelelim şimdi buradaki sekansa. Onun öncesinde şunu söyleyeyim. Ayın 15'inde bir kapı açılıyor. 15, 16, 17'sinde yine Sirius ay kavuşumu başlıyor. Onun etkisinin alanına giriyoruz ve orada da Betelgeuse ile bir kavuşum gerçekleşmeye başlayacak. İsrafil aleyhisselam enerjisi giriş yapacak. Sure üflenecek, suret. Sure kıyamette üflenecek diye biliyoruz. Ama öyle değil işte. Sure üflenmek, surete üflenmek demektir. Tekrar insanların dirilme anını anlatır aslında. Bir uyanışa mı vesile olacak bu tarihler? Olacak. Evet. Bir uyanışa, çünkü aynı gün 17'si Kuzey Güney Ay düğümü de yer değiştirmeye başlayacak ve pek çok başka planetlerin de etkisiyle çok uzunca süre bizi etkisine altına alacak yeni bir döneme gireceğiz. Nasiplenmek için ne yapmamız lazım bu uyanıştan? Çok dua etmek lazım. Bir de bunun üzerine şimdi söyleyeceğin sayıları tekrarlarsan. Evet, sana yazdırdık. Şöyle canım. Söyleyeyim. 598 boşluk bırakacaklar. 598 diyecek, duracak. Bunun tek tek okusunlar geri kalanı, daha doğru. 7, 6, 1, 3, 1, 9, 8, 4, 1. 398 durdu. 598. 598 dedi, durdu. 598 dedi, durdu. 7, 7 6, 1, 1, 3, 1, 1 9, 9, 8, 8 1, 4, 1, 8, 4, 1. Bunda da Rahmani bir frekansın sekansıdır bu. Yüce Rabbim, bütün matematik sistemi senin elinde, kainatın formülleri, benim gönlümden geçen bunların da olmasını senden niyaz ediyorum diyebilir. Şimdi itiraz edecekler. Ne diyorsunuz siz? Bu sayıdan mı medet umuyorsunuz? Medet ummuyorum ben. O bir medet ummak değil. Bak işte çok güzel bir yere. Biz hiçbir zaman ne bir sayıdan, ne bir muskadan, ne bir objeden medet ummuyoruz. O bir görevli. Yani nasıl hasta olduğumuz zaman gittik doktor ilaç verdi. Ay ben ilaçtan mı medet umacağım diyeceğiz. Ya zaten doktora gitmemek lazım. Medet ummak diye bakılırsa o zaman doktordan da medet mi umacağız deyince. Hayır, bunlar bir program, bir yazılım. Yazılımın şifreleri var. Herkes şifreleri paylaşmıyor. Bunlar çok kadim bilgiler. Ve benden başkasına da bak yayınlarda. Hiç kimse de duyamayacaksın. Çünkü pek çok şeyi duyamayacaksın. Bu bana birazcık bahşedilmiş. Allah'ıma binlerce kere şükrediyorum. Bir durum. Bu dileyen yapsın, dileyen yapmasın. Böyle bir kaç formül var. Kaç kez tekrar etmek lazım? Var mı? Bir sayısı yok. Yani bunu dileğini hissederek, olmuş gibi hissederek söylemesinde fayda görecek. Olduğunu söyleyecek. Çünkü iman gerekiyor. Yüce Rabbim, bütün kainatın sahibi sensin. Bütün formüller de sende saklıdır, gizlidir. Güç sendedir. Ben bu sayıların enerji frekansıyla şunların olmasına, bu sayıların bana destek vermesini istiyorum. Sayılar bana hizmetçi. Görevli onlar. Görevli bana hizmet ediyor. Ama onlar talimatı yine? O rakam frekansı işliyor. Sayının frekansı işliyor. Yani o sayıyı yaratan, o frekansı yaratanın da sahibi Allah. Hazreti Fatma'nın eli. Değil aslında Hazreti Fatma'nın eli. Burada ne kötülük olabilir? Bir de yani düşünsene Hazreti Fatma'nın eli, bir de elini putlaştırıyorsun yani. Beraberinde. Beraberinde. Nasıl bir kötülük olabilir? Şimdi genellikle o elin içerisine konmuş o göz var. Şimdi asıl pürüz oradaki gözde. Yani o aynı doların üstünde gördüğümüz yani üçgenin içerisindeki göz. Yani aslında o şeytanın gözünü temsil eder. Eder bütün ezoterik bilgilerde tek göz. Dolayısıyla bu sembollere yerleştirerek insanların üzerinde bunun frekansının yayılmasını sağlıyorlar. Semboller, bilinçli olarak bunu bilmezsiniz ama bilinçaltı olarak sembolü bilirsiniz. Bilinçaltı onun şeytanın frekansı olduğunu bilir ama o kadar çok popüler toplum ve işte popüler olmasını sağlandığı için insanlar ister istemez gidip onlara doğru eğilim yapıp evlerini alıyorlar, duvarlarını asıyorlar, kıyafetlerine giriyorlar. Ben benimle çalışan herkesi, bunların hepsini o frekansların bulunduğu mekanlarında veya bedenlerinde taşıdıkları için yayılmaması adına atmalarını söylüyorum. Mesela gözlü kolyeler var. Evet, dolu var. Daha da artıyor. Yeni yeni pek çok sembolde çıkartabilirler. Ama bu semboller gerçekten karanlığı temsil eden sembollerdir. Şimdi 20 yaş kuşağı diyecek ki yani bu çok estetik bir şey. Ben boynumda kullanmak istiyorum. O benim hangi bilinçaltı kaydımı tetikleyecek? Ezoterizme gidiyoruz. Ta neredeyse Atlantis Mu'ya gidiyoruz. Oradan beri var.
Yani mesela svastika eskiden Muğ kültüründe çok önemli, oldurtma enerjisini taşıyan çok özel bir semboldür. Onu alıp ne yaptı? Hitler okların yönünü değiştirdi, karanlığa hizmet eden tarafa doğru çevirdi. Halbuki o sembolü, ki ben mandala çalışmalarında o sembolü kullanıyorum ama tabii ki Muğ'dan gelen sembol olarak kullanıyorum. O kadar yoğun bir enerji içine toplar ki bir anda oluşu, bir enerjiyi yönlendirdiği için oluşu, tezahürü çok güçlendirir. Olumlu semboller var, olumsuz semboller nazar var. Nazar boncuğu? Ama nazar boncuğu ile ilgili olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanların gözleri ister istemez nazar boncuğuna gözü kaydığı için kişinin gözünden çıkan negatif radyoaktif ışınmalar o alana geçtiğinden dolayı toparlayıcı. Yani o enerjiyi bir şekilde bertaraf ediyor. O yüzden bazı nazar boncukları da kırılır. Onda onu görmüyorum. Nazar boncuğunda bu yok. Çünkü bu da ta gittiğimizde Uygur Türklerine, hatta daha da eskiye İskitleri Türk kabul etmiyorlar ama Türkler bununla ilgili araştırmalar yapılırsa İskitlere kadar gittiğimiz zaman biz bunların hepsini görebiliyoruz. Dolayısıyla nazar boncuğu negatif enerjinin içerisinde toplanması için yapılmış olan bir boncuktur. Ama o nazar boncuğunu alıp tekrar şöyle gözün içerisine koyduğun anda durum değişiyor. Orada zaten küçük. İyi olanı bozmaya çalışıyorlar. Svastikayı bozmak gibi. Hani nazar boncuğunu iyi ya da kötü değil. Gerçekten insanın gözü takılır ona, çeker. O yüzden negatif radyoaktif ışımayı içine aldığı için bir faydadır. Aynı röntgen cihazına gireceğimiz zaman üzerimize kurşun yerek giyerek işte girmemiz, radyasyon olan yere girmemiz gibi. Koruma kalkanı. Da, yani bir enerji toplama özelliği var. Yoksa ben bir zararını görmüyorum. Son soru, Göbekli Tepe ile bitirelim. Senin çok sık gittiğini biliyorum. Her ne hikmetse piramitlerde, Göbekli Tepe'de bu kadar mazisi derin olan mekanlarda hep bir Sirius'u hedef alma yeri var. Bak, Sirius yıldızı da var. Evet. Evet, Sirius işte bildiklerinden dolayı ilahi mekanizmanın oradan geldiğini bir tapınma aracına çevirmiş. Yani Sirius'un Allah katından yaratıldığı unutulmuş, tamamen yıldızın kendisine doğru tapmaya başlamışlar. Ve Sirius'a göre hep takvimler, Mısır'da mesela takvimlerin planlanması, Sirius'a göre binaların, işte piramitlerin dizilmesi, Göbekli Tepe'de. Gerçi Göbekli Tepe döneminde o yıllara gidildiğinde çok Sirius'un üst konumuna rastlanmasa bile Sirius kültü devam etmekte. Yani yıldız, ay yıldız ve güneşe tapım her kültte var. Ve bunun biz Göbekli Tepe'de de çok görüyoruz. Ay'a, yıldıza ve güneş kültü ve o alanda mesela Harran bölgesinde. Göbekli Karahan Tepe'nin enerjisi tepede. Negatif şimdi, mi pozitif mi? Şöyle, ilk başta pozitif. İlk başta pozitif. 15 bin yıl önce. Yani bu nasıl, hani ben bir enerjiyle çalışsam, aa bak desem buranın enerjisi çok güzel, buraya bir gelelim, burada bir çalışma yapalım ya da yerleşim yapalım desem. Göbekli Tepe'ye mi gidersin? İlk peygamber, yani ilk dönem peygamberlerinden gelen bir yerdir. Şit peygamberin diye hatırlıyorum, yanlış olmazsa. Şit peygamberin burasının enerji alanının iyi olduğu alandır. Bak, iyi bozuyorlar dedim. O alanda, bazı alanlarda zaman daha hızlı akar. Mesela orada boyut, katman katman boyutlar var Sirius'ta. Zamana hani hükmedemiyoruz ama orada bir zamansal favorlar, yani bize olumlu etkiler de olur. Bu tarz Kabe'deki gibi. O alanda eskiden rahmani sayılan, rahmani bir enerji frekansı iken daha sonrasında o enerjiyi negatife kullanmak için. Çünkü kanalı, hani bir kablo düşün, içinden artı elektrik geçiyor, eksi elektrik geçiyor. Kablo düşünüyor mu, içimden artı geçti, eksi geçti. Kablo kabloluğunu yapıyor. Oradaki enerji alanı da enerji alanlığını yapıyor. Oradan negatif de akabilir, pozitif de akabilir, rahmani de akabilir. Bir süre sonra işte orada tapınmalar, kanlı ayinler yapıla çeşitli ayinler sonrasında, ama aslında oradaki bir de şey var, davet var. Davet ediyorlar varlıkları. Zaten bence benim dediğim sonradan daha net bir şekilde netleşecek. Büyük bir korkuyla kapatılmış durumda.
gelen davetler boyutlar arasında kaçaklarla ilgili. Şimdi bize de düşen ne? Neden ben Göbektepe'ye gidiyorum? Neden Zerzevan'a gidiyorum? Habire geliyor 13 tane helikopterler iniyor. Ama onların giremediği, milyon dolar verdikleri yere ben girdim. Ben ve ekibim girebildik. Beş kuruş vermedim. Zerzevan'da bir alan. Tamamen negatif alanı kapatmak amaçlı. Oraya girmek istiyorlar. Nasıl girdin? Ya işte onlar da sır. Çok şükür. Orada bir yer var. Negatif alanı tıpkı kilit gibi kapatabileceğin Zerzevan'ın içinde bir yer mi var? Var. Kapattık zaten. Giriş gidişlerde azalmış oradaki bağlantılarda. Çünkü alan çalışmıyor. Rockefeller mı gelmişti? Tabii onlar evet. Onların hepsi. Evet, şu anda o kadar gelemiyorlar. Sebebi de benim. Niye gelemiyorlar diye düşünürse ben ve ekibim buna sebebiz. Ne arıyorlardı Ferhan? Enerjiden besleniyor davet. Yani bu iş tamamen enerji, enerji savaşları bu yeryüzünde. Rahmani olan enerji kanalından enerji negatifi çekebilir, pozitifi de çekebilir. Bu nedenle bizlerin, rahmani olanların, dua edenlerin bu tarz alanlara gidip oralarda rahmani çalışmalar yapması lazım. Yani kirli suyu temiz suyla değiştirmesi lazım. Karanlık enerjiyi temiz enerjiye dönüştürmesi lazım. Benim Göbekli Tepe'ye zaten ben Göbekli Tepe'ye gideyim tur yapayım diye bir şey yok. Yani sen beni tanıyorsun, beni uzun zamandır tanıyanlar var. Bu bir mana boyutunda komut haline geldi. Bana Göbekli Tepe'ye gideceksin bilgisiyle geldi. Ben sabaha karşı öyle uyanıp ben Göbekli Tepe'ye gidecekmişim, ne yapacakmışım acaba diye başladım. Böyle başladı süreç. Rüya mı gördün? Rüya değil bunlar işte. Ben biliyorum da. Ha, rüya böyle değil. Böyle sormak zorunda. Rüya değil. Nasıl bir ses mi? Bir hissediş hali mi? Ne bir ses, ne bir hisse. Bu bir telepatik. Telepatik duyuş. Yani bu duyuyorsun ama bunu ses olarak duymuyorsun. Bunu telepatik olarak algılıyorsun. O senin fuadına, kalbine işliyor. Bu böyle diyorsun. Sana aksini ne söylerlerse söylesin hiçbir şekilde inanmıyorsun. Bu böyle diyorsun. Benim ilk Göbeklitepe maceram da o şekilde başladı. Fakat çok enteresan. Birinci Göbeklitepe'ye katılan, ikinci Göbeklitepe'ye katılan, sonra Zerzevan Süleyman Mürü çalışmasına katılanlarla biz çok büyük bir ekip olduk. Ve çok özel çalışmalar yapıyoruz. Yani hiçbir şeyinde sebepsiz değil. O onu aldıktan sonra ben Göbektepe'ye gittim ve herkese de Göbektepe'ye gitmesini, orada bol bol dua etmesini, Zerzevan'a yolu düşenlerin Zerzevan'a gitmesini bol bol dua etmesini istiyorum. Ama beni en çok etkileyen yer neresiydi dersen? Bütün git. Mesela daha yakında Yazılıkaya'daydım, Eskişehir'deydim. Ama beni en çok etkileyen yer Karahantepe. Biz Karahantepe'de iki grupta hiç insan oradan ayrılmak istemez mi? Karahantepe'den bir kanal var akan. Evet. O kanaldan ne akıyordu? Yine enerji. Karahantepe'de çok Karahantepe'de çok önemli bulgular çıkacak ama sana ben söyleyeyim. Ne Göbekli Tepe ne Karahantepe. Bundan daha eskisi de gelecek. Anadolu'da mı o? Yine evet, yakın çevresinde. Ben de tam yerini bilmiyorum ama o alan içerisinde. Ve aslında bütün dünyanın ve işte küresel güçlerin istediği alan orası. Çünkü enerjiler orada çalışıyor. Enerjiyi yönetir, enerji savaşları, yani karanlık enerji nereden besleniyor? Acıdan, öfkeden, kinden, intikamdan, gözyaşından, korkudan. Bunu çıkartmak istiyor. Nerede oldu deprem? Nerelerde oluyor acılar? Daha evvelden hep neler oldu o alanlarda? Bitmeyen savaşların bitmediği, mücadelelerin bitmediği alanlar. Amik Ovası. Niye? Çünkü enerji kanalından neyi çağırıyor? Veya o enerji kanı neyle besliyor? Acıyla besliyor, korkuyla besliyor, endişeyle besliyor. O yüzden bol dua, bol dua. Çok uzunca süre bizi etkisine altına alacak, yeni bir döneme gireceğiz. Nasiplenmek için ne yapmamız lazım bu uyanıştan? Çok dua etmek lazım. Bir de bunun üzerine şimdi söyleyeceğin sayıları tekrarlarsan. Evet, sana yazdırdık. Şöyle söyleyeyim. 598. Boşluk bırakacaklar. 598 diyecek, duracak. Bunun tek tek okusunlar geri kalanı, daha doğru. 7, 6, 1, 3, 1, 9, 8, 4, 1. 398 durdu. 598. 598 dedi durdu. 598 dedi durdu. 7, 7 6, 1, 1, 3, 1, 9, 8, 1, 8, 4, 1. Bunda da rahmani bir frekansın sekansıdır bu. Yüce Rabbim
bütün matematik sistemi senin elinde, kainatın formülleri benim gönlümden geçen, bunların da olmasını senden şimdi, niyaz ediyorum diyebilir. Şimdi itiraz edecekler. Ne diyorsunuz siz? Bu sayıdan mı medet umuyorsunuz? Medet ummuyorum ben. O bir medet ummak değil. Bak işte çok güzel bir yere. Biz hiçbir zaman ne bir sayıdan, ne bir muskadan, ne bir objeden medet ummuyoruz. O bir görevli. Yani nasıl hasta olduğumuz zaman gittik doktor ilaç verdi. Ay ben ilaçtan mı medet umacağım diyeceğiz. Ya zaten doktora gitmemek lazım. Medet ummak diye bakılırsa o zaman doktordan da medet mi umacağız deyince. Hayır, bunlar bir program, bir yazılım. Yazılımın şifreleri var. Herkes şifreleri paylaşmıyor. Bunlar çok kadim bilgiler. Ve benden başkasına da bak yayınlarda. Hiç kimsede de duyamayacaksın. Çünkü pek çok şeyi duyamayacaksın. Bu bana birazcık bahşedilmiş. Allah'ıma binlerce kere şükrediyorum. Bir durum. Bu dileyen yapsın, dileyen yapmasın. Böyle bir kaç formül var. Kaç kez tekrar etmek lazım? Var mı? Bir sayısı yok. Yani bunu dileğini hissederek, olmuş gibi hissederek söylemesinde fayda görecek. Olduğunu söyleyecek. Çünkü iman gerekiyor. Yüce Rabbim, bütün kainatın sahibi sensin. Bütün formüller de sende saklıdır, gizlidir. Güç sendedir. Ben bu sayıların enerji frekansıyla, şunların olmasına, bu sayıların bana destek vermesini istiyorum. Sayılar bana hizmetçi. Görevli onlar. Görevli bana hizmet ediyor. Ama onlar talimatı yine? O rakam frekansı işliyor. Sayının frekansı işliyor. Yani o sayıyı yaratan, o frekansı yaratanın da sahibi Allah. Her şeyin bir puzzle'ı vardır, kilit noktası vardır. Yani bir puzzle düşün. O puzzle orada olmadığı takdirde bütün sistem çözülür. Hatay'ın Türkiye haritasına girmesi mi gerekiyordu? Evet, puzzle o. Oradan çıkarttığından Türkiye sistemi o çözülüyor maalesef. O demir ağlarla ördük gibi. Yani bütün enerji sistemi ağını koparıyorsun. Kopmasın. Kopmayacak. Ama biraz daha sürecimiz var. Ferhan, yani, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yordun mu seni? Hayır, çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz.